Birçok insan dış dünyanın bir algılar bütünü olduğunu kavrayamaz. Bu yanılgının nedeni ise tarihin eski çağlarından beri süregelen bir felsefedir. Materyalizm yani maddecilik. Materyalistler mutlak gerçek olarak maddeyi kabul ederler ve maddenin dışındaki her şeyi yok sayarlar. İnsan zihninin maddenin bir türevi olduğunu kabul eden materyalistler, Allah'ın varlığını da tamamen reddederler. Kimi insanlarsa maddenin dışında bir varlık boyutu bulunduğuna inanırlar. Ancak mutlak varlık olarak yine maddeyi kabul ederler. Bunlar yarım materyalistlerdir. Yaygın olarak kullanılan metafizik veya doğaüstü gibi kavramların altında da bu yanılgı yatar. Maddeyi esas alarak yapılan tüm bu tanımlar yanlıştır. Çünkü maddenin varlığı kuşkuludur. Madde dediğimiz her şey tümüyle zihnimizde meydana gelen algılardan ibarettir. 18. yüzyılda yaşayan ünlü İngiliz düşünür ve din adamı George Berkeley bu gerçeği şöyle açıklar. Nesnelerin varlığına kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için, bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Bu gerçeği reddeden ve maddeyi mutlak varlık olarak kabul eden materyalistler, kendilerini de kulenin tepesindeki küçük adam olarak kabul etmelidirler. Bu gibi düşüncelere sahip kişilerin dünyanın asıl gerçeğini kavrayamadıkları Kur'an'da da şöyle bildirilir. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahirettense gafil olanlardır. Ayette geçen dışta kelimesinin Arapça aslı zahir kelimesidir. Zahir kavramı dış görünüm anlamına gelir. Bunun karşılığı olarak da batın kavramı vardır. Bu da olayların dışarıya görünmeyen aslı iç yüzü anlamına gelir. İnkarcılar dünyanın sadece zahirini bilirler. Bu nedenle Allah'ın varlığını, kudretini, tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini anlayamazlar. Maddenin bir algı olduğu gerçeğini kavrayan insansa, bu saydığımız yanılgılardan tümüyle kurtulur ve dünya hayatının batınını bilmiş olur.